Hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar değerli izleyenler. Tüm Diyanet TV ekibi olarak sizlere hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Rabbim bol, feyizli, bereketli, ibadetleri makbul bir Ramazan geçirmeyi nasip etsin. Tabii şükürlerimizi de etmemiz lazım bu senede Ramazan'a kavuştuğumuz için. İnşallah kurtuluşa erenler olarak bayrama kavuşmayı da Rabbim nasip etsin diyelim. Ramazan ayı boyunca Yeni Güne Merhaba programında saatleri 11'i gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Hem ailemize dair, sağlığımıza dair farklı konularda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda da Ramazan atmosferini, Ramazan coşkusunu sizlerle paylaşacağız inşallah. Bugünkü programımızda da hoş geldin Ramazan diyeceğiz. Ramazan'a hoş geldin diyoruz ama hoş gelmesi için gerçekten gönüllerimizi hoşlaştırması için, evlerimizi hoşlaştırması için, ilişkilerimizi daha güzel hale getirmesi için neler yapmalıyız? Bir çocukların, bir gençlerin, bir yaşlıların, bir ihtiyaç sahiplerinin, ailelerin gözünden bakacağız bugünkü programımızda Ramazan'a. Değerli hocamız, Diyanet İşleri uzmanı Mustafa Soykök bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda Ebru sanatçısı ve eğitmen Funda Köz Demirçin hanımefendiyle Ebru sanatının inceliklerini öğreneceğiz, farklı teknikler öğreneceğiz. Yeni Güne Merhaba başlıyor. Funda Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim herkese ve size de hayırlı Ramazanlar. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu. Çok güzel bir başlangıç oldu. Ramazan ruhunu, o naif kokusunu, yani ben koku olarak addediyorum onu. Ay aman. Böyle de. Bu da nazarı oldu. Nazarı. Çok güzel bir günde sizinle olmak benim için de gurur. Ay, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının ilk programında bizlerle birliktesiniz, vakit evet. ayırdınız ve Ebru sanatı gibi hem Ramazan'ın o inceliğine, naifliğine, estetiğine çok yakışan güzel bir sanatımızla evet. Bize eşlik ediyorsunuz. Biz de çok, huzur çok teşekkür ediyoruz. Huzur ve sakinlik var çünkü içerisinde. Aynen öyle. Ramazan'a çok yakıştığını Aynen. düşünüyorum. Aynen. Birbirinden farklı teknikler öğreneceğiz sizden bugün. Battal Ebru yapacağız, çiçekler yapacağız. Tabii detaylarını sizden evet. öğreneceğiz ama en başta sizin bu sanatla olan serüveninizi biraz dinlemek isterim. Nasıl başladınız? Çünkü hani klasik Ebru'dan farklı kendinize mahsus teknikler de geliştirmişsiniz. Hani bu sanata gönül verenlerdensiniz evet. tabiri caizse. Nasıl başladınız? Aslında zamanı unuttum diyebilirim ben bu işin içine. Yani bu öykünün içinde doğmuş gibiyim. Süreç beni evet biraz farklı bir noktaya getirdi. Kendime has çalışmalarla ilerliyorum şu anda. Hala da devam ediyor yenilikler. Hiç durmadan daha yeni, daha aktif, daha net, daha renkli, canlı ne yapabilirim? Onun üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda da eğitmenlik yapıyorum. Kendi atölyemde. Evet. Clarity Sanat Atölyesi'nde Ankara'da. Hem öğrenci yetiştiriyorum, onun keyfini, tadını çıkarıyorum. Hem de kendi çalışmalarımı yapıyorum. Evet, çok çok güzel. Yani bu sanata emek veren, yaşatan ve yaşatılması için de yeni insanlara bu sanatı öğreten isimlerden birisiniz. Zaten her ilmin bir sadakası vardır ya. Evet. Onu Aynen. daha güzel noktalara Aynen. getirmek, yeni Sınırsızca. İnsanlar evet yetiştirmek bu çok çok kıymetli. Bu arada sizin farklı eserlerinizi de arkadaşlarımız paylaşmaya başladılar. Hem de SF'lerimizde hem de stüdyomuza çok güzel tablolar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum Rica bunun için de. Ebru sanatıyla stüdyomuz daha bir güzelleşti. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün iki teknemiz var. Evet. Daha küçük biraz böyle oradan oraya geçeceğiz. Hı hı. Bugün battal çalışacağız öncelikle. Temel Çünkü bir temeldir. Galiba, Aynen battal Ebru'nun temelidir. Hı. Yani ne kadar güzel ve dozunda battal atılırsa sonrası da o kadar güzel ilerler. Hı. Çünkü o buraya da aktarır. Biz çiçekli zeminlerde, hı. işte hatiplerde, farklı tekniklerde, çalışmalarda zaten altına mutlaka battal kullanırız. Hı hı. Battal çok önemli. Evet. Hem battalı izlemesi de şahanedir. Doğru. Burada da bir sürü renkli yaptım. Burada canlı canlı gözüksün istiyorum çünkü. Umarım keyif alırlar izlerken. Kesinlikle öyle. Suyla boyanın birleşmesi, evet. Kağıda aksetmesi ve hep doğal boyalar galiba. Doğal, fırçalarımız da doğal. Yani aynen, buram buram aynen. organik ve Gürdalı, insana çok atkılı. İyi gelen bir sanat. Aynen. Çok iyi geliyor. Şimdi bütün sanat dalları. Elbette ki insan ruhuna inanılmaz iyi geliyor. Ama
Ebru'da şöyle bir şekilde ayırabilirim. Tüm materyalleri hem doğal hem de insan yaratılışıyla o kadar özümsenmiş bir durumda ki toprak ve su. Evet. Çok doğru. Kesinlikle öyle. Yani ruhlarımıza dokunan bir materyal bu. Aynen, aynen. Burada tabii bir de biriciklik durumu var. Yani bir mesela şimdi battal Ebru'lar çalışacağız. En keyifli yeri aynısını orası. Yapma imkanımız bence sıfır. Yok. Değil mi? Onun sanatçısı dahi onun bir aynını çıkaramaz. Yani reprodüksiyonu imkansız. Evet. Yani her yapılan Ebru biricik. Bir tane ve tek bir eser. Aynen. Kendine mahsus bir aynen. eser. Bu gözle izleyin değerli izleyenler. Çok çok keyifli gerçekten. Hemen göstermeye başlayalım arz ederim. Olur tabii hemen. Ben şuradan bir peçete alacağım. Şimdi öncelikle şimdi izleyenler kızmasınlar bize. Biz temizlemek için gazete kullanıyoruz. Sonrasında ben bunları geri dönüşüme veriyorum. İster istemez tabii kağıtla çalışıldığı evet, için. Evet, aynen. Bir müsvedde bir temizleyici aynen, kağıt olarak kullanmamız şimdi, gerekiyor. Öncelikle neden böyle temiz tekneyi temizledim? Bir iki de böyle detay vermek istiyorum. Hı hı. Çünkü üzerinde yüzey gerilimi oluşuyor. Evet. Sudan oluştuğu için ve tekrar tekrar o gerilimi almamız gerekiyor. Yani boya olmasa dahi, boya olmasa dahi temiz dahi olsa, temizlemek gerekiyor. Aynen, yüzey gerilimini alıyoruz ki boyalar güzelce açılsın. Şimdi başlıyoruz yavaş yavaş atmaya. Battalların en altında ben tam siyah kendi çalışmalarımda özellikle çok kullanmıyorum. Biraz renklerini kırıyorum. Bu biraz patlıcan moru aslında attığım renk. Orada biraz daha siyah durabilir. Şimdi bir sürü renk deneyeceğiz. Bazen naz yaparlar. Yalan söylüyorum, çok yaparlar. Çok nazlıdırlar. Yani gün içerisinde mutlaka boyaların ayarı, hani birbirini isterler, istemezler, üst üste falan yan yana, ya hiç istemeyebilirler. O zaman tekrar tekrar. Yani hangi boya, hangi renk, hangi renkle bir araya gelecek, aynen, ne aynen. kadar açılacak, fırçaya ne kadar alınacak bunların aynen. hepsi aslında bir incelik bir yani. Bir detay incelik, aynen öyle. Bu sıralama. Mavilerden gidiyorsunuz. Öt kullanıyoruz. Benden alıyorsunuz şu an. Aynen. Çok seviyorum. Benim için de öyle. Öt kullanıyoruz biz. Nasıl yağlı boyayı inceltmek için tiner kullanılıyorsa. Bunda da öt kullanıyoruz bildiğiniz sığır ödü. O yüzden rengi açmaya mı yarıyor? Boyanın aynen. daha ince olmasını boyayı inceltiyor ve böyle açılmasını sağlıyor. Şimdi ödü neden açıkladım? Şunun için açıkladım. Az ödlüden çok ödlüye doğru gideceğiz. Boya ayarı en önemli şey. Yani Ebru renk demek. Ebru ahenk demek. O renklerin ahengini korumak gerekiyor. Şimdi burada gönlüm bir pembe istedi. Böyle bir fuşya, tatlı bir fuşya. Bunlar ödlüden çok ödlüye doğru gidiyor ki birbirinin üzerinde yoğun olarak atacağımız için. Evet, gayet güzel atıyorlar. Ben böyle şimdi serpme olarak atacağım. Sonra farklı tekniklerde de atışlar yapacağım. Şöyle bir başlangıç olsun bize ısınma turu. Şimdi bu battalın üzerine ben bir neftli atmak istiyorum. Neftli serpme atacağım öncelikle. Ben eldivenle çalışmayı hiç sevmem. Bilenler çok iyi bilir. Burada da tercih etmedim. Ellerim boyalı kalacak. O yüzden görüntü için kusura bakmayın. Sonrasında çıkan bir malzeme zaten yıkan. Aynen çıkıyor. Doğal böyle olduğu daha için. Bir havadan atıyorsunuz. Daha havadan atıyorum çünkü biraz serpme olmasını istiyorum. Birazcık daha fazla dağılmasını istiyorum. Böyle minik minik düşsün istiyorum. Hatta daha da şimdi biraz sonra sıkıp daha miniklerini atacağım. Ne kadar üst üste fazla damla. Özellikle öğrencilerime söylediğim budur. Atıştan korkmayın. Yavaş ve sakin, ritimli.
attığınız sürece ne kadar çok damla üst üste o kadar kaliteli ve iyi bir Ebru. Fark ettiyseniz şimdi damlalar küçüldü gitgide. Evet, aynen. Çünkü boyam azaldı ve ben daha da hafiflettim vuruşumu. Daha küçük küçük damlalar. Daha minik minik düşmesini istiyorum ben mercimek kadar. Böyle de tatlı bir görüntü oldu. Evet. Biz buradan böyle görüyoruz ama benim ekranı da güzel yansıyordur. Aynen öyle şu anda. İsa Bey jimi gayet güzel çekiyor, görüyor hepsini. Evet, biraz daha bekleyeyim mi? Yok, alayım mı? Şu anda tamam galiba. Tamam o halde. İlk battalımızı bir alalım. Şimdi kağıdımıza. En sevdiğim aşamaya geldik Ebru'da. Kağıda çıkartma aşaması. Heyecanlı. Aynen. Aynen. Ben de her defasında heyecan yaşıyorum. Ah bir aksilik olmasın, ah şöyle çıksın falan. Böyle hayallerle çekiyoruz. Pardon. Şuradan ben bir şunu alayım. Biraz bekleyeceğim. Emsin iyice. Kağıdımız. Çok çok ilginç. Şimdi bu attığımız boyaların hepsi kağıdımıza özellikle çocukların tepkileri şahane oluyor. İlk yani gördüklerinde o, aynen aynen. Direkt ağızlar gözleri açık böyle. Bayılıyorum. Evet. 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 Böyle bir şey. Harika. Çok çok güzel oldu. Renkler harika oldu. Küçük küçük atışlarla daha bir derinlikli oldu. Evet. Hani büyük değil, böyle kendine mahsus bir şekli oldu ve ifade ettiğimiz gibi hani bunun aynısını yapalım deme ihtimalimiz yok. Yok. Kendine mahsus biricik bir eser ortaya aynen çıkmış oldu. Artık canlı yayında yanlışları oluyorsa da. Yok, estağfurullah. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel oldu. Ellerinize sağlık diyoruz. Aynen. Şimdi bu tabii temel teşkil eden ebrulardan. Battal ebru. Tabii bunların bu bizlerle farklı şekiller verdiğiniz teknikleri uygulanıyor galiba. İşte çiçeklerimiz evet, var. Çiçekler var, hatipler var. O kadar çok teknik var ki. Aynen, aynen. Taraklılar var, dalgalılar var. Hı-hı. Benim çalışmalarım mesela temeli dalgalıdır. Hı-hı. Dalgalı ebrudur. Hı-hı. Zaten o da klasikte olan bir şeydir yani. Onun ruhunda olan bir şey. Sonradan gelmiş diyorlar. Hı-hı. Evet olsun ama gelmiş, iyi ki gelmiş. Doğru, gelişerek devam aynen etmesi. Aynen, gelişerek yani geleneğe ek etmek gerekiyor. Hı-hı. Oradan ilerlemek gerekiyor. Böylelikle kendi ruhunuzu daha iyi ona vermek gerekiyor. Yani bir sanatçının yaptığı esere nefesini üflemediği sürece ayrıcalıklı bir yere gelmesi mümkün değil. Değildir. Eserinin de kendisinde. Peki şimdi bir de çiçek izliği göreceğiz sizden, öğreneceğiz. Olur. Gül mü, lale mi, ne yapacağız? Sanıyorum gül yapacağız. Kaç dakikaya yaparız? Böyle hızlıysa hemen alalım, değilse böyle hiç hızlı değil. Arada ben o zaman konuda biraz böyle tamam inceleyip sık dokuyorum çünkü ben tamam bayağı bir sürüyor benim tamam çiçekler. O zaman şöyle yapalım, biz yavaş yavaş sohbetimize olur başlayalım. Olur. Bir gözümüz sizde olacak. Tamam. Hem izleyicilerimiz hem biz Funda Hanım'ı izlemeye devam edeceğiz. Siz hem buraya da bir zemin oluşturacaksınız elbette. Aynen. Çiçek aşamasına da geçtiğinizde, ilerlediğinizde tekrar size dönelim. Onun tamam tekniklerini de sizden dinlemiş olalım. Programımız boyunca hem güzel bir Ramazan sohbeti olacak, aynı zamanda da Ebru sanatının farklı boyutlarını izlemiş olacağız. Çok çok teşekkür rica ediyoruz. Ederim. Ellerinize sağlık. Rica hem bu sanata keyifli verdiğiniz emek için hem bugün bizimle birlikte olduğunuz estağfurullah için. Estağfurullah. Rica ederim. Keyifle. Peki o zaman hemen tekneyi, masayı, boyalarla sizlere hepsini baş başa teşekkür bırakıyorum ediyorum. Önce şu kaza süsü. Onu hemen toparlarız şimdi. Biz o tarafa geçince orayı halleder tamam arkadaşlar inşallah. Tamam. O da bugün ilk Ramazan programı. Aynen. Nazar çıktı diyelim. Çünkü böyle bir kırmızı boyayı bir döküverdik. Güzel oldu. Aynen. O da kendine mahsus bir hatıra olsun. Peki hemen başlıyoruz değerli izleyenler. Diyanet İşleri uzmanı Mustafa Soykök hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldin Ramazan diyeceğiz. Peki Ramazan'ın gönüllerimize hoş gelmesi için neler yapmalıyız? İşte bu konuda kendisi dinleyeceğiz. Hadi sohbetimize geçelim.
Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun, sizler için de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok Diyanet TV bütün ekibe hayırlı Ramazanlar diliyorum izleyicilerimize. İnşallah, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hoş geldin ya şehri Ramazan deriz. İlk 15 gün bunu söylüyoruz. O kadar da hızlı geçiyor ki sonrasında elveda ya şehri Ramazan dediğimizde bir hüzün çöküyor içimize. Tabii son zamanlarında böyle bu zamanın ruhu mudur? Çok hızlı geçiyor her şey. Ramazan da aynı şekilde hızlı geçiyor. İşte o hoş geldin aşamasını en hoş şekilde geçirmek için neler yapmalıyız diyeceğiz. Tabii hoş geldin ifadesinde böyle bir sevgi emaresi var. Evimize bir misafir geldiğinde daha sevdiğimiz, böyle daha muhabbet duyduğumuz bir insan gelmişse daha bir içten söyleriz. Hoş geldin, sefalar getirdin deriz. ama böyle eğer daha böyle gönlümüz buruksa, pek de hoşlanmıyorsak o zaman o standart bir selamlaşma cümlesi olarak kullanırız. İşte bizim Ramazan'ı da içten samimi, gönlümüz coşarak hoş geldin dememiz için neler tavsiye edersiniz? O hoş geldin ifadesini nasıl açarsınız? Yani hoş geldin dememiz Ramazan için bu sevinci yaşamamız ne anlam ifade ediyor? Yani Allah'a şükürler olsun, bugünler bizim için sevinç günleridir. Rabbimizin bizlere kullarına en büyük ikramlarından birisi olan, hani hadis-i şerifteki ifadesiyle başlangıcı rahmet, ortası bereket, sonu da artık günahlardan azat etme olan bir mevsime, bir iklime, bir döneme girmiş oluyoruz. Sevinçliyiz, huzurluyuz, mutluyuz ve bu dönemler, bu günler bizim için aynı zamanda bir şükür vesilesidir. Rabbimiz böyle bir ikramla bizleri dönüştürmek için, bizlere hayatımıza bir şeyler katmak için bizleri böyle bir ikramda bulunuyor. Bizim kalbimizdeki bu heyecan, bu mutluluk, bu şükür hissi, hamd edişimiz, Ramazan'a dair bu umudumuz, heyecanımız ve Ramazan'a hoş geldin diyor olmamız, kalplerimizin aslında hala diri olduğunu, kalplerimizin aslında hala bu konuda kendimizi yenileme, kendimizi hep maddi konular konuşulur, manevi anlamda da yeniden daha güzel geliştirme fırsatı olarak o heyecanı, o umudu taşıdığımızı gösteriyor. Bu da ayrıca bir şükür vesilesidir. Cenab-ı Rabbimize hamdü senalar olsun ve Efendimiz'i salat ve selamlar olsun Efendimiz'e. Çünkü bize Ramazan'ı anlatan, Ramazan'ı yaşatan, Ramazan'ı örnek hayatıyla gösteren de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Ona da sonsuz salat ve selamlar olsun. Cenab-ı Allah bu günleri en güzel şekilde değerlendirmeyi, bir fırsat olarak görmeyi bizlere nasip eylesin. Tabii insanoğlu unutuyor. İnsanoğlu nisyan ile, unutma ile maluldur. Bizler, bizi biz yapan değerlerimizi, manevi değerlerimizi unutabiliyoruz. Zaman zaman dünyanın dağdağısına kapılıp bir takım şeyleri göz ardı edebiliyoruz. Aslında Ramazan bir hatırlatıcıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Değerlerini unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Ramazan bize bir dur diyor, bir mola veriyor hayata kendi üslubuyla ve bize kendimizi aslında hatırlatıyor. Maddiyatta boğulan insana, insanın psikolojisine bir maneviyat hatırlatması, bir maneviyat aşısı Ramazan yapmış oluyor. Ramazan bundan 4 asır önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bizlere, Cebrail aracılığıyla bizlere Kur'an-ı Kerim'i getirmişti. Evet. Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti Ramazan. Belki ileride buna dair programlar da yaparsınız. Kur'an ayıdır Ramazan'ın en büyük özelliği. Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Ramazan 1400 sene önce Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ı getirdiği gibi, vahyettiği gibi Ramazan ayında Cenab-ı Allah, Ramazan da bizlere hala günümüzde aslında hatırlatmaya, zikri, Kur'an'ı, değerlerimizi hatırlatmaya devam ediyor. Böyle bir özelliği var. Şimdi Ramazan'a hoş geldiniz deyince siz de o örneği verdiniz. Yani Ramazan'a hoş geldin demek var, bir de hoş geldin demek var. İyice candan yani onu ayırt etmek gerekiyor. Hakikaten isabetle
üzerinde durdunuz. Ramazan bizim için bir arınma fırsatı, unuttuklarımızı hatırlatma fırsatı. Bütün yıl boyunca kalbimizin, gönül dünyamızın paslanan yerlerini, kirlenen yerlerini temizleme, onarma, genel bir bakım fırsatı. Ama Ramazan arındırmak için geliyor, arınmaya direnenler var. Evet. Yani Ramazan'ı ciddiye almamak, Ramazan'a candan bir hoş geldin diyememek, aslında Ramazan'ın bize sunacağı bu hediyeleri bir nevi reddetmek, bu ikramı kabul etmemek gibi bir durum oluşturuyor. Allah muhafaza etsin. Yani Allah muhafaza etsin. Bunu söyleyince şu aklıma geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından şöyle bir Mescid-i Nebevi'de, Ravza-i Mutahhara'da bir cuma günü Efendimizin minberi 3 basamaklı o zaman. Birinci basamağa çıkıyor, amin diyor sesli bir şekilde. Sonra bir daha amin ikinci basamakta. Yukarıda 3. basamakta da Efendimiz amin diyorlar. Namazdan sonra, cumadan sonra birisi merak ediyor sahabelerden. Ya sen ne oldu, sanki öyle bir amin dediniz ki, birisi size bir dua etti. Siz de ona amin demişsiniz gibi biz bunu hissettik diyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinci basamaktaydım, Cebrail yanıma geldi. Dedi ki anne babası sağ olduğu halde, her ikisi hayatta oldukları halde onların rızasını, onların hoşnutluğunu kazanıp da Rablerinin sevgisini, hoşnutluğunu kazanamayan, onlar vesilesiyle cennete giremeyenlere yazıklar olsun, burnu yerde sürtülsün dedi. Ben de amin dedim. Sonra ikinci basamağa çıktım. İkinci basamakta da Cebrail bu sefer dedi ki senin adın anıldığı zaman, peygamberlerinin adı anıldığı zaman bana bildikleri halde, fark ettikleri halde, dalgınlık falan değil, salat ve selam söylemeyenlerin burnu yere sürtülsün dedim. Ona da amin dedi, dedim diyor Peygamber Efendimiz. Üçüncü basamak konumuzla alakalıdır. En üstte 3. basamakta Ramazan o kadar önemli bir fırsat ki demek ki bizim için. Cebrail aleyhisselam diyor ki Ramazan'a ulaştığı halde Ramazan'ın kadru kıymetini bilmeyenler, Ramazan'ı bir değer, bir arınma fırsatı olarak görmeyenler, onun dönüştürmek istediği benliğine direnenler, onların da burnu yere sürtülsün. Yazıklar olsun, bu fırsatı tepiyorlar dedi. Ben de amin dedim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi hani Ramazan bir fırsat ama hani hadis-i şeriflerde de ifade edilir. Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır, şeytanların ayakları zincirlere vurulur. Ramazan böyle bir zaman dilimidir. Ama biz direnirsek, Ramazan'ın bizi dönüştürmesine direnirsek, bunu içten benimsemezsek şayet, açılan cennet kapılarını kapatırsak, kapanan cehennem kapılarını açarsak, şeytanların kırılan zincirlerini kırmaya ve onları serbest bırakmaya kalkarsak elbette yapacak aslında bir şey yok. Aslında mesele bizde hocam. Aynen. Şimdi genellikle o eski Ramazanlar şeklinde böyle eski Ramazanları yad ederiz ama Ramazan'ın zamanla, asırla, hangi yılda geldiğiyle bir alakası yok aslında. Ramazan aynı coşkuyla, aynı bereketle, aynı fırsatlarla, aynı ikramlarla aslında geliyor her sene. Velev ki 1000 sene önce, velev ki 2019'da. Yani Ramazan'ın o coşkusunu kaybeden bizler oluyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Hani her şey hazır, zemin hazır ama biz ona teveccüh etmeyebiliyoruz. Biz yüz çevirebiliyoruz. Bu açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla öyle bir nostalji yapmaya da çok gerek yok bence. Tabii bir başka tehlikeyle karşı karşıyayız. Aslında Ayşe Hanım, biz artık Ramazan'ı dönüştürmeye başladık. Yani Ramazan'ı kendimize uydurmaya başladık bir nevi. Hani bir Ramazan'da elbette bir manevi neşe, manevi bir sevinç var. Ama Ramazan'ı bir eğlence mevsimi, bir tatil dönemi olarak görmek. Biraz sonra belki fırsat olursa örnekler veririz. Ramazan iş yerinden izin alıp uyumak zamanı değildir. Bilakis işlerle birlikte. Ramazan işte bir takım fedakarlıkları yapma zamanıdır. Ramazan bizi değiştirmeli, biz Ramazan'ı değiştirmemeliyiz. Mesela Efendimizin hayatına baktığımızda Allah Resulü'nün ta Recep ayından başlayacak bir tempoyla yavaş yavaş
şeyi, süreci tırmandırdığını görüyoruz. Ramazan'ın sonuna doğru Kadir Gecesi son 10 gün özellikle gerek ibadette, gerek namazında, orucunda, zikrinde, tesbihatında, gerekse cömertliğinde. Efendimizin cömertliğini anlatırken Allah Resulü her zaman cömertti. Hele hele Ramazan geldiğinde, hele bir de Ramazan'ın 10 günü geldiğinde, Cebrail'le daha da sık görüştüğünde artık cömertlikte zirveye ulaşırdı. Yani böyle bir şey var, düzenli, sistematik bir artış var. Ama biz sanki günümüzde bunu tam tersi uyguluyoruz. Bir heyecanla böyle sarılıyoruz Ramazan'a. Mesela camilerimiz teravih namazlarında Ramazan'ın artık ilk 3-5 günü yoğun doluyor. Ama daha sonra artık herhalde alışkanlık oluştuğundan biraz ibadet tempomuzu düşürebiliyoruz. Evet. Tam tersi olması gerekir. Bir yükselen bir tempoyla aslında biz Ramazan'ın sonuna doğru varmamız gerekir. Böyle ki en kıymetli o 10 gün, Kadir Gecesi'nin içinde saklı olduğu o 10 gün aslında dediğiniz gibi böyle zirveye doğru gitmesi gerekirken bir takım yorgunluklar yaşanabiliyor. Aslında 3 aylar olması, öncesinde Recep ve Şaban aylarının da mübarek kılınması, bir üçlü şeklinde bizlerin hayatlarına her sene misafir olmaları bu 3 mübarek ayın bir idman gibi adeta. Ben bunu böyle bir spor müsabakalarına da aslında benzetiyorum. Bir koşu gibi adeta. Bir hedefimiz var. Kadir Gecesi gibi bir hedefimiz var. Bayrama erişmek gibi bir hedefimiz var. Ve Rabbin rızasını kazanarak kurtuluşa erenler olarak inşallah. Ve orada 3 aylardan itibaren, ilk aydan itibaren başlayıp bunu zirveye doğru götürmemiz gerekiyor. İnşallah Rabbim nasip etsin, amin, diyelim. Şimdi tabii Ramazan inşallah coşkuyla, samimiyetle hoş geldin dediğimiz bir ay olsun gönüllerimizde. Bir de evlerimizde, ailemizde. Şimdi tabii pek çok sıkıntı yaşanabiliyor. Her evin kendine mahsus sorunları var. Ama Ramazan ayında bir durdurup o manevi atmosfere biraz daha dönmek gerekir diye düşünüyorum. Ramazan evlerimize, ailemize nasıl hoş gelsin? Evlerimizi, aile ilişkilerimizi nasıl hoşlaştırsın hocam? Yani şöyle bir olay var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan öncesi bir hutbe irad ediyor. O hutbede şöyle bir tavsiyesi var. O tavsiyeden ben yola çıkarak, mesela Ramazan'ın kültürümüze de etkisi var. Bizim geleneklerimiz var. Ramazan'la iç içe geçmiş geleneklerimiz var. O hadis-i şerifteki o Efendimizin Ramazan'a yönelik o tavsiyesi nin kültürümüzü şekillendirdiğini, bir nevi kültürümüzün, o Ramazan kültürümüzün kodlarını oluşturduğunu, hı hı, aile hayatımızı da şekillendirmesi ve gerektiğini düşünüyorum. Mesela diyor ki Efendimiz orada hutbenin o kısmında, Ramazan geldiğinde, Ramazan gecelerinde, Ramazan'da kelime-i tevhidi, hı hı, ve tövbe istiğfarı sıkça yapınız diyor. Bu bir virt tavsiyesidir. Ama aynı zamanda bak buradaki kelime-i tevhid Ayşe Hanım bir vahdeti simgeliyor. Hı hı. Bu toplumsal bir vahdettir. Aynı zamanda ailede de bir vahdeti gerektiren bir duruştur. Nitekim kültürümüzde hep bizim geçmiş Ramazanlarımızda Ramazan geldiğinde bir şenlik olmuştur. Evde bir heyecan oluşmuştur. Bunu konuşalım çocuklarımızın üzerindeki etkilerini ayrıca. Hani artık hız ve has çağında yaşıyoruz. Aile bireyleri günün yorgunluğu, stres, birbirlerini bile zor görebiliyorlar. Ramazan vesilesiyle aile şöyle bir toparlanıyor. Ailede özel bir gündem var. Ve Ramazan vesilesiyle iftar sofralarının o bereketi, en sevinçli olduğumuz an, ailede de en sevinçli olduğumuz anı yaşıyoruz. Ve sahura kalkmamız, o bereket, bizim hiç olmazsa Ramazan'da oruç vesilesiyle daha fazla ailemizle bir araya geliyor oluşumuz. Ramazan ailemizi de güçlendiriyor, hı hı, ve ailemizin daha da birbirine kaynaşmasını sağlayan bir eğitim sürecini gerçekleştirmiş oluyor. İnşallah. Bu şekilde bakmak ve bu süreyi de ailemizde bu
mantıkla, bu bakış açısıyla değerlendirmek çok çok kıymetli. Çocuklar için de ifade ettiğiniz gibi hocam, orayı da ihmal etmeyelim. Ayrı bir fırsat. Şimdi özellikle son zamanlarda çocukların manevi gelişimi noktasında ailelerin kafasında o kadar çok şey takılıyor ki. Çünkü dış etkiler çok fazla. Medya var, sosyal medya var, kendi arkadaş çevreleri var. Çocuklarımızı biz yetiştiremiyoruz adeta. Böyle dış unsurlar bir şekilde yetiştiriyor. Biz de burada bu konuda muhafazakar aileler, bu konuda hassas olan aileler açısından hep bir endişe konusu. Nasıl o Allah sevgisini, peygamber sevgisini, dinimize olan hassasiyeti nasıl geliştirelim diye. Ramazan bunun için de büyük bir fırsat diye düşünüyorum. Ve çocuğun gözünden de Ramazan çok değişik bir şey olsa gerek. Yani böyle bir sahura kalkılıyor, gün boyunca yemek yenmiyor, ibadetler artıyor. Herkesin, inşallah öyledir, herkesin karakteri daha bir yumuşuyor, daha bir naif hale geliyor. Ya ne oluyor diyor çocuklar büyük ihtimalle. İşte bunu nasıl fırsata çevirmeliyiz hocam? Yani tabii biz her şeyden önce tabii Müslüman tasavvuru, çocukları bir emanet olarak görüyoruz. Ailemiz de bizim için bir emanet. Koruyup kollamamız gereken bir emanet. Haddi zatında ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu gu enfusekum ve ehlikum naran ve gudühen nasu vel hicara diye buyurulur. Tercümesini de ifade edelim. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi. Sadece kendinizi değil. Yani bizim hani Efendimizin hepiniz çobansınız, hepiniz sorumluluğunuz altındakilerden mesulsünüz şeklindeki o hadis-i şerifinde de ifade ettiği gibi. Ayet-i kerime diyor ki deseydi şayet kendinizi koruyun, ailemize dair, çocuklarımıza dair bir endişe içerisinde olmamıza gerek kalmazdı. Ancak siz aileniz, kendinizi ve ailenizi koruyun diye ayet-i kerime o sorumluluğu bize yüklemiş oluyor. Tabi bu da bizim bir aslında sevgimizin bir gereğidir. Merhametimizin bir gereğidir. Bizim ailemizi düşünüyor olmamız, çocuklarımızı düşünüyor olmamız. Her anne baba ahlaklı evlatlara, güzel çocuklara hem fiziken hem böyle sağlıklı hem de manevi olarak hani böyle göz aydınlığı olacak onun için. Böyle hayırlı işlerde önce olacak. Böyle hem maddi hem manevi anlamda başarılı olacak evlatlar sahibi olmak ister. Bunun yolu da tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi aileden geçiyor. Evet. Ramazan ailede bizim o çocuklara o fırsatı sunma, bizim bize bir emanet olarak verilen o körpe dimaları manevi değerlerle buluşturmamız için bir fırsat. Hı hı. Ama burada bir takım riskler var Ayşe Hanım. Evet. Şimdi şöyle olabiliyor zaman zaman. Hani Ramazan'da biz bazen çocuklara öyle bir hale getirebiliyoruz ki yani ya bu Ramazan bir gitse gelmese diyebilir çocuk. Çünkü annesi o kadar sinirli oluyor ki. Evet. Babası aynen diyor ki ya git başımdan, oruçluyum zaten, şimdi uğraşamayacağım diyor. Küçük çocuklar için özellikle. Yani bu tip tavırlar çocukların Ramazan algısına, bizim Ramazan üzerinden çocuklarımıza yüklemeye çalışacağımız, aşılamaya çalışacağımız hakikatlere zarar verecek tavırlar. Bilakis hepimiz yani istisnasız, sadece ailemizde de değil aslında iş ortamlarımızda da Ramazan geldi ya, farklı bir neşe içerisinde olmalıyız. Ya demeli çocuk, babam, annem iyi ki bak Ramazan geldi, bir neşe, bir sevinç, bir mutluluk. Böyle espriler, güzel anlar, tatlı hatıralar falan. Ya bu hassasiyet çok önemli. Aksi takdirde çocuklar Ramazan'ı zihinlerinde farklı hatıralarla, acı hatıralarla canlandırabilirler. Bunun bir örneğini de nerede yaşıyoruz? Camilerde maalesef yaşayabiliyoruz. Her sene hocalarımız uyarıyorlar. Teravih namazlarına çocuklarımız geliyorlar. Yani bu doğal bir durum. Yani çocuk annesinin babasının o heyecanını yaşamak istiyor. Geliyorlar ve gelmeliler zaten. Aynen tabii evet ki. Gelmeliler, camiler onlar için çocukluğunda gelmeyen daha sonra ileriki yaşlarda daha zor gelecek neticede. Çok doğru. O çocuk oraya alışması lazım. Gelecek, belki farzı kılacak, farzdan sonra arka tarafa oynamaya geçecek. Neticede camide bir gürültü olacak, bu doğal bir şey. Çocuk olan yerde bir bağırtı, bir çığırtı, bir oynama. Şimdi ben namaza durduğumda İmam Efendi Kur'an-ı Kerim'i okuyor.
O çocuk cıvıltıları, neşesi, oynamaları beni rahatsız etmemeli. Hı hı. Bilakis onlar benim huzurumu ve huşumu arttırmalıdırlar. Aslında şükür vesilesi de olmalı. Aa, elhamdülillah bak çocuklar da gelmiş. Biz namaz kılıyoruz, onlar arkada eğlenceli vakit geçiriyorlar. Şimdi aksi takdirde bunu böyle düşünmeyince o sesler benim bilakis heyecanımı, motivasyonumu, huzurumu arttırmayıp ben ondan onu kafaya tabii şeytanın sağdan yaklaşması diye bir şey vardır. Takınca bu sefer ne oluyor? Yaşı ileri olan cemaatimiz o küçük çocuklara sert tavırlar gösterebiliyorlar. Bu böyle sert bir bakış da olabilir. O çocuğun küçücük serçe gibi bir yüreği var. O bakıştan etkilenir o çocuk. Ve ileride büyüdüğünde bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra o camideki hacı amcanın camide yaşadığı o gerilim, camideki o hacı amcanın ona gösterdiği o sert tavır. Yani çocuk için bu acı bir hatıradır. Bilakis ne yapmamız lazım? Tatlı hatıralarını çoğaltmamız lazım. Hala var camide bazı amcalar ceplerinde teraviye gelirken şekerle geliyorlar. Çıkışta çocuklara dağıtıyorlar, çocuklar etraflarında dönüyor. Böyle yani camiyi çocuklara nasıl cazip hale getirebiliriz? Şimdi bir boyutu daha var, uzattım bilmiyorum ama kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun hocam. Çok çok önemli bir başlık bu çünkü. Şimdi bu hani çocuklarımıza olan şefkatimiz, merhametimiz bizi bazen şey yapabiliyor onlara karşı hani çocuk çok uykusuz işte namaza kaldırmayalım. Sahura kaldırın, oruç tutmasın yani çocuk şey, çocukların hani çocuk kendisini büyük hissetmek ister ya, zaman zaman onunla gurur duyar, bak ben de yapıyorum gibi çocuğun fıtratında bu vardır. Bu ben de yapıyorum, ben de artık büyüdüm deme fırsatını Ramazan'da kullandırtmalıyız çocuklara. Yani farklı isimler kullanılır Anadolu'nun dört bir yanında ama ne tekne orucu derlerdi değil mi? Mesela başka isimler de şimdi aklıma gelmiyor. Ben de daha çok tekne orucunu duydum hocam, onu biliyorum evet. Yani çocuk orucu derler. Öğlene kadar tutar. İşte öğleden sonra yer ama o tutuyorum sahura kalkar. Doğru. Yani çocuklarımızı sahura kaldırmalıyız. Yani sahur artık zannederim gitgide unutulmaya başladı. İhmal edilmeye başladı. Hani yarın mesai var, yat, yiyelim yatalım. Evet maalesef. Moduna giriyoruz. Halbuki ailede Ramazan'ın hissedilmesi, sahurun yaşatılması açısından önemli. İftar sofralarının o sevinci zaten çocukların psikolojisinde ayrı bir yer ediniyor yani. Evet, bunu da ihmal etmemek lazım. Çocuklara güzel hatıralar bırakmak lazım. Allah muhafaza etsin, bunun vebalini ahirette ödememiz de mümkün değil. Yani o çocuğun dünyasında Ramazan'ı, orucu, camiyi kötü hatıralarla doldurduğumuzda onun manevi yansımalarını, aynen, onun manevi yıkımlarını ahirette bunun hesabını veremeyiz. Çok çok önemli bir başlık. Sözünüzü bölüyorum. Estağfurullah. Mesela ben zaman zaman böyle hatıralar okuyoruz. Farklı meşhur insanların, sanatçı insanların hatıralarını. Çok farklı ortamlarda bulunmuş, genelde camiden uzak kalmış insanlar. Mesela çoğu zaman yani çoğu şöyle karşılaşıyoruz. İşte ben çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında camiye uğramış. Bir şekilde camiyle teması var aslında. Neticede bu bizim kültürümüz, dindarlığımız, bu toprakların mayası, bu milletin özü. Camiye uğramış ama camide yaşadığı o top oynamış mesela ayağını burkmuş. O camide azar işitmiş, neden ayağını öyle tutmuyorsun, böyle yan tutuyorsun diye. Yani hani üslup, yöntem, kalp kırmama. Yani bu konu kalp kırmama rikkati ve hassasiyeti. Ramazan bu eğitimi bize aslında vermeli. Bunu vermiyorsa gerisi doğru, lafı güzaf. Evet. Burada tabii çocukluk dönemi hep bir temel oluşturuyor diyoruz. Gençlik de böyle bir prova, uygulamaya geçme, mükellefiyetin de başladığı dönemler. Dolayısıyla Ramazan ve gençlik dediğimizde de çok çok önemli bir başlık karşımıza çıkmış oluyor. Çocukluk dönemi ifade ettiğiniz gibi ailenin ve toplumun bilinciyle güzel geçirildiyse gençlik o noktada Ramazan'ı
dini hassasiyetleri, bunları yaşamayı, ahlakı daha kolay kabul eden bir gençlik karşımıza çıkıyor ama çocuk başlığında söylediğim gibi gene gençlerimize yönelik de çok fazla dış müdahale var. Gençlerin o nefisleri de tabii artık ortaya çıkmaya başladığı için o Ramazan'la hemhal olmaları biraz daha zorlaşabiliyor, daha yozlaşabiliyor. Ne yapmak lazım gençlerin gözünde Ramazan ve Ramazan'ı gençler için hoşlaştırmak adına? Yani ifade ettiğiniz gibi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki her türlü böyle şer odakları, kötü niyetli ideolojiler, işte bir takım hani bağımlılık yapıcı maddelerin satıcıları, şerli insanlar, batıl ideolojiler hep gençler üzerinde, terör örgütleri, dini istismar eden örgütler hep gençler üzerinde bir oyun kuruyorlar. Çünkü gençlerin gelecekteki oynayacağı fonksiyonu biliyorlar. Ben şunu açık ve net ifade edebiliriz Ayşe Hanım. Çocukluğunda Ramazan aşısıyla aşılanmış bir genç, çocukluk yıllarında Ramazan'ın o tatlı manevi atmosferini yaşamış, doya doya böyle iliklerine sine sine yaşamış bir genç, bu tuzaklara, bu oyunlara, bu çirkefliklere karşı, kötülüklere karşı inanın, aşılı olacaktır. Yani doğru, koruyucu bir tedbirdir çocukluk döneminde. Çok isabetle ifade buyurdunuz. Estağfurullah. Genç kelimesi Farsçadan dilimize geçmiş bir kelime, hazine anlamına geliyor. Şimdi ben gençlik ve Ramazan deyince ikisini bir araya getirince Efendimizin o meşhur hadis-i şerifini anlıyorum, aklıma geliyor. O hani oruç kalkandır şeklinde başlayan hadis-i şerif. Şimdi gençlik bir hazine, gençlik bizim geleceğimiz, gençlerini ihmal eden toplumlar, gençlerini anlamayan toplumlar geleceğe dair söz söyleyemezler. Hazinelerini yitirmiş olurlar. Gençlik bireysel anlamda da hazine. Her bir genç aslında çok güçlü bir değere sahip, gençlik değerine sahip. Oruç kalkandır, es-siyâmu cünnetun. Nasıl bir kalkandır oruç? Oruç aslında gençleri işte bütün bu kötülüklere karşı koruyan bir kalkandır. Evet. Bağımlılıklara karşı koruyan bir kalkandır. Bunun bir metaforla bunu izah edelim. Mesela bizim Ramazan vesilesiyle elde ettiğimiz Ramazan mektebinden, Ramazan okulundan diploma alınca elimize geçen iki önemli haslet olacak. Temel Ramazan yeterlilikleri. Birisi şükür, diğeri de sabır. Bu iki önemli haslet özellikle gençlerimizde buluştuğunda, gençlerimiz Ramazan fakültesinden mezun olup da bu iki hasleti elde ettiklerinde şöyle güzel bir sonuçla karşılaşılacak. Şükür bizim her şeyden önce bir farkındalık içerisinde olmamız. Biz çoğu zaman pek çok nimeti fark edemeyebiliyoruz. Hani denizde yüzen balıklar için şair demiş ya, ol mahiler ki derya içredirler, deryanın farkına varmazlar. Balıklar suyun içinde yüzerlermiş ama suyun ne olduğunu bilmezlermiş. Biz de zaman zaman öyle bir şikayetlerle karşılaşıyoruz, kendimiz öyle şikayetler yapıyoruz ki sanki yani Rabbimizin diğer nimetleri yokmuş gibi. Farkındalıklarımız azalabiliyor. Maalesef. Farkındalıklarımız azalınca bu sefer şükrümüz azalıyor. Hamdimiz azalıyor. Şükrümüz azalınca mutluluğumuz azalıyor. Neden mutsuzsun? Çünkü şükretmiyorsun. Neden mutsuzsun? Çünkü fark etmiyorsun. Sahip olduğun pek çok değer var. Sahip olmadığın birkaç şey seni mutsuz ediyor. Bu psikolojik de bir durum. Hani ayet-i kerimede le-in şekertum le-ezidenneküm buyurulur. Şükrederseniz size olan nimetimi arttırırım. Gençler, genç arkadaşlarımız şükrederlerse, Ramazan mektebinden şükür dersini iyi alırlarsa, 90'la 100'le geçerlerse, o takdirde ne olacak? Gençliklerine, gençliğin o kendilerine verdiği o ekstra güzellikleri, yakışıklılığa, şıklığa, güzelliğe, heyecana, delikanlılığa, tuttuğunu koparmaya, işte bu o şeye karşı o farkındalıkları, şükürleri le ezidennekum, böyle olursa Allah Teala onlara daha huzurlu, mutlu, daha böyle gence yakışır bir
gençlik yaşamaları fırsatını nasip edecek. İnşallah. Ramazan'ın böyle bir şey olacak. İkinci boyutu da çok önemli. İkincisi Ramazan Mektebi'nde, Ramazan Fakültesinden alacağımız ikinci yeterliliğimiz de sabır yeterliliğidir. Yani özellikle gençler açısından düşündüğümüzde Ramazan bize hayır demeyi öğretiyor. Yani çocuklarımıza da öyle. Mesela çocuklarımıza evimizde, ailemizde hani çocuk soruyor, diyor ki ya anne baba neden oruç tutuyorsunuz? Neden tutuyoruz? Ben Rabbim, çocuk şunu hissetmeli. Biz Rabbimizi seviyoruz. Rabbimize kulluk etmek istiyoruz. Ve ona olan sevgimizden dolayı Rabbimize olan o takva, saygı, o merhamet, şefkat duygularımızı harekete geçiren durum, Rabbimize olan o takva duygumuzdan, sevgimizden, muhabbetimizden dolayı kendimizi geri çekiyoruz. Normalde yiyip içebiliriz. Çocuk bu sefer ne hissediyor? Demek ki yüce değerler için, Allah'ın rızasını kazanmak için anne babasından, oruçtan, Ramazan'dan bunu öğreniyor. Ben kendimi geri çekebilirim, çekmeliyim. Yani bunun bir erdem olduğunu, gerektiğinde vazgeçebilmenin, fedakarlık yapabilmenin, eli uzanıp alabilecekken almamanın güzel bir duygu olduğunu ve bunun sevince, Ramazan sevincine vesile olduğunu çocuk küçük yaşta öğrenmiş oluyor. İşte gençlik döneminde de biz sabrı kuşandığımız zaman, oruç bizim için o anlamda da bir kalkan olduğu zaman, gençlik dönemimizde gençlerimiz ne yapabiliyorlar? Bir takım, hani derler ya, hayır demeyi öğrenebiliyorlar. Bir takım kötü şeyler, bağımlılık yapıcı maddeler özellikle bize hep şeyden gelir, böyle bir defadan ne çıkar gibi gelir. Gençler bu konuda bir aşılanmış oluyorlar aslında bakarsanız ve bu konuda daha bir hassasiyet sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorlar böylece. İnşallah. Bu çok çok kıymetli. Aman dersler var, sınavlara hazırlıklar var, şu var, bu var, uyanamıyor, sahura aman kalkmasın, bu Ramazan'da tutmayı versin, zaten yoruluyor, teravihe gitmeyi versin. Merhametimizi yanlış noktalarda kullanıyoruz, merhamet edelim derken zarar veriyoruz. Merhametten maraz doğmasına yol açmayalım inşallah. Gençlerimiz için çok çok kıymetli, ciddi bir eğitim fırsatı, böyle hızlandırılmış bir karakter eğitimi de sağlıyor Ramazan ayı. Eklemeleriniz yani, olacak hocam ama süremiz de çok azalıyor, hızlıca alayım. Tamam, süre ne çabuk geçti. Öyle vallahi hocam. Orucun farz kılındığını hani dediniz siz de, orucun farz kılındığını ifade eden ayet-i kerime zaten bize bu vurguyu ifade ediyor. Estağfirullah. Ya eyyuhennas, ya eyyuhellezine amenu, kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min qablikum. Ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır. Neden? Sebebini, orucun farz kılınışının, Ramazan'ın hayatımıza misafir oluşunun sebebini ayet-i kerimenin son iki cümlesi bizlere kısaca ifade ediyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Umulur ki bir merhamet toplumu olursunuz. Ramazan'ın, orucun bize kazandırdığı o rikkat, o duygusallık, o fakirin, yoksulun halinden anlamı hassasiyeti. Umulur ki siz bir şefkat, bir merhamet, bir sevgi, bir barış toplumu olursunuz. Ramazan'ın aslına bakarsanız hedefi de bu şekilde. Ramazan bize, topluma, yaşadığımız topluma, insanlığa bir huzur getirecek. Bu huzuru nasıl getirecek? Bu huzuru bize birlik ve beraberliğimizle getirecek. Bu huzuru bize birbirimizin halinden anlamamız, gönül diliyle birbirimizle konuşmayı öğrenmemizle getirecek. İnşallah. İnşallah bu bakış açısıyla yaklaşmayı Rabbim nasip etsin. Burada tabii başlı başına her biri
ayrı bir program olacak konular. Çocuk ve Ramazan, gençlik ve Ramazan, aile ve Ramazan dediğimizde aslında konuşmakla bitmeyecek. Ve dünyamıza çok şey katabileceğimiz başlıklar bunlar. Üzerinde durmamız gereken başlıklar. Onlardan bir tanesi de biz tabii Ramazan ayı boyunca bu konuyu konuşacağız. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sene belirlediği temamız infak teması. Tabii infak deyince bir yardımlaşma, bir paylaşma hali zaten bizim kadim kültürümüzde, dini kültürümüzde yer alıyor. Ramazan söz konusu olunca bu daha da bir önem arz ediyor. Tabii mazlumlar açısından, muhtaç kardeşlerimiz açısından baktığımızda Ramazan bir hem sevinç hem de aynı zamanda o yoksunluk sebebiyle bir hüzün vesilesi de olabiliyor. Tabii yaşanan pek çok olay var dünyada. Gazze mesela yine yüreklerimizi yaralamaya devam ediyor. İsrail'in saldırılarıyla savaş ve bombalar altında o kardeşlerimiz Ramazan'ın feyzini belki de en üst noktada. Yani bizim zaten Ramazan'ımızdan kat kat üst bir feyizle yaşıyorlar. Rabbim sabırlarını artırsın inşallah. Her Ramazan öncesi Ayşe Hanım Gazze hatırlarsanız bombalanır. Evet. Ramazan öncesi. Yani artık bunu hep hani edecek beddua bulamıyorum yani burada, gerçekten. Yani Ramazan'da o zaman yani Müslümanların daha bir birlikte hareket etmesi, Müslümanların acılarını paylaşmaları ve acıyı engellemek yani bu kardeşlerimize merhem olmak. Yani bununla ilgili tabii pek çok şey yapılabilir. En başta bizler için ben ne yapabilirim ki ben sıradan bir insanım diyebiliyoruz. Hani kalben duayla yer almak, bu zulme buğz etmek galiba en fazla yapabileceğimiz şey. Aynı zamanda da infak noktasında tabii Gazze'den bahis açtım ama o kadar çok mazlum coğrafya var ki ve ülkemizde de o kadar çok belki kapımızın yanında, yanı başımızda, yan mahallemizde o kadar çok insan var ki Ramazan bu noktada bir farkındalık da oluşturmalı. Biz tabii Ramazan ayı boyunca bunu konuşacağız. Hemen sürede daralıyor. Hemen araya da söylemiş olayım, ifade etmiş olayım. Kur'an-ı Kerim'de infak etmeye yönelik o kadar çok ayet-i kerime var ki ve bizlere o kadar çok tavsiye var ki işte bunları Kur'an'da infak başlığı altında Kur'an'da infak programıyla Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Doktor Fatih Kurt Ramazan ayı boyunca sizlerle paylaşacak değerli izleyenler daha bir farkında yapabilmek için Kur'ani bir üslupla bir halle yapabilmek için bu programımızı da takip ediniz. Buradan tavsiyelerimizi, duyurularımızı yapmış olalım inşallah diyeyim. Hemen sözü size bırakayım hocam. 3-4 dakika değil mi aynı zamanda? Toparlayalım. Yani vatandaşlarımızın bu manevi hazzı, doyumu yaşayabilmeleri için Ramazan'da daha fazla paylaşmaları gerekiyor. Bu konuda yeterince hassasiyet sahibi çoğu insanımız, hamdü senalar olsun. Birebir vermek tabii ki önemlidir ama hani vatandaşlarımız çoğu zaman birebir kavuşma, birebir infak etme imkanı bulamazlarsa aslında Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seferberliği, Ramazan ve infak temasını belirlemiş olması aynı zamanda bir zekat seferberliğidir. Hı hı. Türkiye Diyanet Vakfımız şubeleriyle, genel merkeziyle vatandaşımızın bu emanetlerini yoksullara, muhtaçlara, farklı coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırma noktasında her zaman göreve hazır gönüller yapmak Ramazan vesilesiyle. Bunun dışında şuna ben katkıda bulunmak istiyorum. Siz çok net aslında soruyu sorarken ifade etmiş oldunuz. Aslında bakarsanız biz bu infak etmeyi, Ramazan'da cömert olmayı bir karşımızdaki fakirleri, yoksulları, muhtaçları düşünerek değil, kendimizi düşünerek yapmalıyız. Zekat verirken bir Müslüman bir kere ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum. Zekat aslında zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Zekat veren bir Müslüman o zekat verdiği fakire, yoksula aslında onun olan bir şeyi vermiş oluyor. Evet, doğru. Dolayısıyla öyle hani havalanmaya işte veriyorum ediyorum karşıdakini minnet altında tutmaya bilakis biz onu minnet altında tutmalı, kalıyoruz. Zekat bir
O noktada bizim bir yükümlülüğümüz. Ramazan'da bu duyguyu da doya doya i̇nşallah. Yaşayacağımızı ümit ediyorum. Cenab-ı Allah yaşatsın inşallah. İnşallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tabii sizin ilminiz, üslubunuz o kadar geniş ki ama bizim süremiz ne yazık ki çok az. Dolayısıyla tamamlamak durumunda kalıyoruz ama böyle en önemli noktaları vurgulamış izleyicilerimize Ramazan'ın bu ilk gününde hatırlatmış olduk sizin vesilenizle. Besmele çekmiş ağzınıza olduk. Sağlık bir besmele çekmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, sohbetimizi tamamladık. Funda Hanım da bir yandan birbirinden farklı Ebru örnekleri yapmaya devam ediyor. Sanıyorum gül figürümüz bitmek üzere. Hemen hızlıca yanına gidiyorum. Kağıdımızı alıyoruz. Ardından programımızı kapatacağız. Funda Hanımcığım, şöyle sizin yanınıza doğru ilerleyeyim. Buyurun. Bir gözle de takip ettim sizi. Teşekkür ederim. Oo, bir gonca gül. Evet. Öncesinde de bir daha büyük bir gül oldu galiba, değil mi? Aynen, çünkü boyalar sıcaktan biraz etkileniyorlar haliyle. Kağıdı aldınız ister istemez ama çok çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Yaprakların halileriyle bir gonca gül ve zeminin de açık renk olması ayrı bir hava katmış gerçekten. Hemen kağıdımızı alalım, süremizi tamamlıyoruz arzu edersiniz. Bitti mi bu peki? Onu sorayım öncelikle. Yani... Bitti sayılır. Bitti. Tamam, yine de almış olalım bununla. Şeyden sıcaklıktan dolayı biraz boyalar maalesef biraz farklılaştı ama. Evet değerli izleyenler, bugün bir yandan Ramazan'a hoş geldin dedik. Öte yandan da Ramazan'ın nezaketine, letafetine en çok yakışan sanatlardan birini, Ebru sanatını görmüş olduk. Tabii ki bu kadar kısa sürede Ebru sanatını anlamak mümkün değil. Birbirinden farklı örnekler, teknikler var. Ama gül figürü seçmenizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize hatırlattığı için ayrı bir güzellik kattı diyoruz. Ve size çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel çalışmalarınız için. Tam tamamlanmamış olsa da benim acelemle biraz, evet, kağıdı almış olduk ama çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. İlerleyen günlerde tekrar farklı Ebru teknikleriyle, farklı örneklerle bekliyoruz. Aynen, inşallah. Devam edeceğiz. Peki, şimdiden tekrar hayırlı Ramazanlar. Size de. Sağ olun. Değerli izleyenler, Ramazan'ın büyük programını tamamladık. Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün saatler 11 gösterdiğinde yeni güne merhaba programında sizlerle birlikte olacağız. Yarın da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.